Sabahattin, ne güzel sürpriz. Seninle hususi konuşmalıyım. Rica ederim, hazırlan çıkalım. Sabahattin, ne bu hal? Saray'la hususi konuşmalıyım. Mühim mesele. Neymiş bu mesele? Melike. Samir'in kız kardeşi Melike. Çıkalım. Bu Melike, abisinin ölümüne senin verdiğini biliyor mu? Hayır, her şeyi Hiram'dan biliyor. Hürriyet aşığı Samir'i de boşu boşuna harcadınız ya. Neyse. Medeniyet savaşında kahramanlara olduğu kadar... kurbanlara da ihtiyaç var Sabahattin. Biliyorum Sara, biliyorum. Anlatsana Sabahattin. Gel Sara, gel. Anlatacağım. Gel. Ne oluyor Sabahattin? Gidiyoruz. Nereye? Şehzade Abdülkadir seni tutukladı. Neden yapıyorsun bunu Sabahattin? Bir kurban vermemiz lazımdı Sara. Ben de seni seçtim. Sen istikbal vaat eden biriydin. İşte onu kaybetmemek için seni kurban veriyorum. İstikbalini inşa eden bizdik Prens Sabahattin. Sen beni değil, istikbalini kurban veriyorsun. Yıldız'a çek. Hünkârım, defteri Hiram'ın elinde gördüm. Tam indireceğim sırada Söğütlü geldi ve mani oldu. Ben emrettim evladım. Hünkârım, Hiram'ı defalarca elimden kaçırdım. Hepsinde bizim merhametimizi kullandı. Lakin şimdi sizin emriniz üzere bıraktım. Mahcubum ve manalandıramıyorum hünkârım. Evladım, Hiram yorgun bir mermidir. O mermiyi sen yordun. Düşeceği yeri biz biliriz. O düştüğü vakit sen de orada olacaksın. Lakin defteri kaptırdık. Hiçbir şeyi kaptırmadık. Hiram, Vatikan'ın casusudur. Son şifreli konuşmalarında bizimle alakalı bir sırrı saklar. O sırrı öğrenebilmemiz için senin onu öldürmene mani olduk. Defter için geldiklerini bildiğinizden onlara sahte defter verdik. İngilizler defterde Hintli Müslümanların adları var sanarken kendileri için çalışan Hintlilerin isimlerini bulacaklar. Çıkabilirsiniz. Murad'ı kaçırmaya kim gelmiş paşa? Henüz bilmiyoruz hünkâr. Lakin Şehzadeniz Abdülkadir Efendi haini yakalamak için kendisi gitmek istemiş. Ne dersin paşa? Şehzademiz Abdülkadir Efendi dedelerinin siyasetini anlamış mıdır? Hakiki bir şehzade olmak için azmeder mi? İnşallah hünkâr, inşallah. Onun adam olmasını çok istiyorum. Çok. Tahsin Paşa'm, sizin haberiniz var mıdır? Toplanmamıza sebep olan hadise nedir? Tahsin Paşa'nın haberi olmaz mı hiç? Tahsin Paşa gölge padişahımızdır. Aman paşam, duymamış olalım. Bizim ne öyle bir derdimiz ne de sevdamız vardır. Tahtın sahibi tektir. Gözünü dikenlerin gözünü çıkarmak da vazifemizdir. Latife canım, latife. Destur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri! El Muzaffer daima!
Daima bismillah. Paşalar, demir yolu hamlemizi yeniden başlatıyoruz. Tahsin Paşa, demir yolu için yeterli miktar toplandı mı? Tamamlandı sayıdır hünkâr. Maşallah, maşallah. Vazgeçeceğimizi düşündüler. Lakin biz sabit bir yol üzere yürümeye vazifeliyiz. İmanla ve ısrarla, önümüze çıkan manilerle bismillah çekip mücadele etmeye azimliyiz. Hünkârım, bu demir yolu işini Almanlarla beraber mi yapacağız? Belki. Yarın hem İngiliz hem Alman şirketinin yetkililerini çağıracağız. Bir ihale tertip edeceğiz. Layıkıyla bu yolda kim bize ortak olursa yolumuza onunla devam edeceğiz. Hünkârım, daha önce İngilizlerle bir... Hatırlatmanıza lüzum yok, paşa. Mehmet Paşa, İngiliz şirketini bu sefer siz temsil edeceksiniz. Mahmut Paşa, siz de Alman şirketini, ilişkileri yürüteceksiniz. Tahsin Paşa, sözleşmeyle alakalı şirket yetkililerini davet ediniz. Emri ferman efendimizindir. Sizler de şahit olunuz, paşalar. En ufak bir ihmalde affımız olmayacaktır. Ceza affedilir. Lakin suç affedilmez. Çıkabilirsiniz. Kemalettin ve Tahsin Paşalar kalsınlar. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. O kadın mı geldi Murat Efendi'yi kurtarmaya? Abdülkadir, eğer üzerinde birazcık hakkın varsa bana doğruyu söyle. Sabahattin. Murat Efendi'yi kurtarmaya Sabahattin geldi. Neden? Neden o kadını getirdin öyleyse? Çünkü mesele Sabahattin meselesi değil validem. O sadece bir hürriyetperver. Ama Mahmut Paşa devlet yıkılsın istiyor. Zararın ta kendisi odur. Sabahattin'i seversin bilirim. Ama bu işe duyguların karışmasın Abdülkadir. Eğer bu işle bir alakası olmasaydı oraya gelmezdi. Validem. Bakın, bildiğiniz gibi değil. Ne bildiğim gibi değil oğlum? Sen Sabahattin'i babasından farklı mı sanırsın? O vakit bana öyle bir sebep söyle ki bu meseleyi hünkârımız duymasın. Mahmut Paşa'nın ihanetini meydana çıkaracağım. Ama sizden ricam, bu meseleyle ilgili benim hamlemi bekleyin. Oynadığın oyun o kadar büyük bir oyun ki, eğer sen kaybedersen hep beraber kaybedeceğiz. Merak etmeyin. Bu sefer biz değil, onlar kaybedecek. Hünkârım, bağışlayın lakin... İngilizleri neden çağırdığımı merak edersin. İngilizler bize harp ilan edecek paşa. Harp sancağımızı açtık say. Lakin şimdilik kutunun içindedir. İngilizler bizzat mı cephe açacakmış? Bize cephe açamazlar. Hilafet gücümüzden korkarlar. Bu sebeple ya Rusları, ya Sırpları yahut Yunan üzerimize salacaklar. Biz de o vakte kadar harp hazırlıklarımızı yapıp, silah alıp, tabyalarımızı imar edip, ordumuzu denetlemek için zaman kazanacağız. İngilizleri bu sebeple çağırırım. Onları biraz oyalayacağız paşa. Dostunu yakın tut. Düşmanını daha da yakın. Kimin saldıracağını nasıl öğreneceğiz? Hiram'ın Vatikan'la şifreli mektuplaşmalarını çözdük. Anladığımız kadarıyla Hiram bize kimin saldıracağını biliyor. Hünkârım, yakalayalım Hiram'ı, binelim tepesine konuşturalım. Konuşmaz. Tilkiyi ancak avının peşindeyken gafil avlayabilirsin. Onu ava davet edeceğiz. Av kim olacak? Bizzat ben, paşa. Vatikan'ın Hiram'a gönderdiği mektupta... bizim tekke ziyareti yapacağımız... ve tebdili kıyafet gideceğimiz yazıyor olacak. Ama bu suikast emri gibi olur hünkâr.
Evladım. Hiram'ın Vatikan'a telgraf çektiği eve git. Bizim tertiplediğimiz hatta gir. O hattan bu şifreleri gönder. Hiram onları görecektir ve peşimize düşecektir. Hiram'ın önüne kendimizi atarak mı konuşturacağız? Bize kimin savaşı ilan edeceğini öğrenmemizin başka yolu yok paşa. Avcılar geveze olur.